Arkadaşlar merhaba, ben Emre Altunbilek. Bugünkü dersimizde sizinle Android'deki dosya sistemi konusuna başlıyor olacağız. Hatırlarsanız ne dedik? Android Persistent Data veya Storage dediğimizde aklımıza bazı yapılar geliyordu. Bu yapılar neye yarıyordu? Kullanıcının girdiği verileri uygulama uninstall edilene kadar saklamaya ve de yeri geldiğinde bunları tekrar tekrar kullanmaya yarayan, yani kullanıcının veri saklamasını sağlayan yapılara biz persistent data yapıları veya storage yapıları diyorduk. Bunun ilk örneği olarak en temel neydi? Shared Preference'dı ve önceki derslerimizde bundan detaylı şekilde bahsettik. Bugünkü dersimizde ise Android'deki dosya sisteminden devamlı duyduğunuz veya duyacağınız internal, external storage kavramlarından hangisinin hangi durumlarda kullanıldığından ve aralarındaki farklarından bahsediyor olacağız. Dilerseniz geçmişte öğrendiğimiz bu shared preference'la bu ve bundan sonraki derslerde göreceğimiz internal, external storage kavramlarını karşılaştırarak konumuza başlayalım. Şimdi biz hangi durumda hangisini kullanmalıyız? Şöyle ki shared preferences'ı biz XML neydi bu? XML formatında bir dosyaydı ve anahtar değer ilişkisi içinde biz verilerimizi saklıyorduk. Internal external storage'da ise XML dosyası değil de işte dosya ve verilerimizi cihazın kendi hafızası veya harici bir medya saklama ünitesi olan mesela bir SD kartta saklamamızı sağlıyor. Bu daha etkili tabii ki çünkü hızlı bir şekilde kaydettiğimiz veriler de basit olduğu için hızlı bir şekilde okuyup yazabiliyoruz. Internal external storage ise shared preference'a göre daha az etkili. Default olarak sadece primitive data tipi dediğimiz string, integer, long işte boolean gibi değerleri saklarken internal external çok daha kompleks data yapılarını, medya yapılarını yani müzik gibi, resim gibi, video gibi yapıları saklarken internal external'ları kullanıyoruz. Shared preference da tabii JSON kullanarak primitive olmayan data tiplerinde saklamayı gördük. Ama atıyorum bir resim saklayacaksınız. Siz shared preference kullanamazsınız. Bunun için buradaki bu internal external yapıları kullanmak zorundasınız. Sizin eğer saklayacağınız veri küçük veri tipleri ise mesela kullanıcı adı, şifre, ne bileyim hani authentication token dediğimiz bu giriş yaparken alınan anahtar değeri veya bazı kullanıcı ayarları gibi basit yapılarsa bunlar için shared preferences'ı kullanabilirsiniz. Ama onun dışında resimlerle, müziklerle, ne bileyim büyük büyük dosyalarla çalışıyorsanız sizin tercih etmeniz gereken yapı internal external storage olmalıdır. Peki bunların arasındaki fark ne? Internal iç, external dış depolama diye düşünebilirsiniz. Internal olunca cihazımızın kendi hafızası olarak düşünebilirken external'ı paylaşılan hafıza alanı yani bir SD kart olarak düşünebilirsiniz. Internal storage'da konulan dosyalar sadece ve sadece o uygulamaya aittir. Başka uygulamalar bu dosyaları göremediği gibi kullanıcı da kullanırken buradaki dosyaları göremez. External'da ise böyle bir durum yok. Burada kullanılan veya oluşturulan dosyaları başka uygulamalar da erişebilir. Onun dışında kullanıcı da atıyorum bir resim sakladıysanız galeriye giderek o resmi orada görebiliyor. Aradaki farklar ne? Hangi durumda hangisini tercih etmeliyiz? Şimdi internal storage'da hafıza biraz sınırlıdır ama her zaman erişilebilir durumdadır. External ise sizin işte dediğimiz gibi hafıza kartınızın boyutuyla alakalı. Ona kadar büyükse sizin alanınızda o kadar büyüktür. Yalnız burada sorun ne olabilir? Bu hafıza kartı kullanıcı tarafından çıkarılmış olabilir. Bu yüzden biz her zaman ulaşılabilirdir diyemiyoruz. Burada saklanan veriler yani internal storage'da saklanılan veriler o uygulamaya sadece o uygulama erişebilir. Dışarıya açık değildir. External'daki tüm dosyalar ise teknik olarak diğer uygulamalar tarafından, kendi uygulamanız tarafından hatta ve hatta kullanıcı tarafından teknik olarak ulaşılabilir durumdadır.
Internal storage'da sakladığınız dosyalar uygulama uninstall yani kaldırıldığında silinirken external storage'da public olarak belirttiğiniz dosyalar silinmez ama private files ve cache files dediğimiz yapılar ki bunları da ilerleyen derslerde göreceğiz ne olduklarını uygulama silindiğinde ne olacaktır? Silinecektir. Yani bir kamera uygulamasında resmi çektiğinizde ne oluyor? Galeride resimler kısmına ekleniyor. Bu bir public file'dır. Yani uygulamayı kaldırırsanız bile onun çektiği fotoğraflar silinmiyor haliyle. Ama siz bir dosya oluştururken onu private veya cache file olarak belirttiyseniz ne olacak? Uygulamayı kaldırdığınızda bu dosyalar da silinecektir. Eğer siz kullandığınız dosyaların başka uygulamalar veya kullanıcı tarafından erişilmesinden korkmuyorsanız ne yapmanız lazım? External storage'ı kullanmanız lazım. Ve siz yine büyük dosyalarla çalışıyorken yani internal storage'e kaydedemeyeceğiniz kadar büyük dosyalarla çalışıyorsunuz ama aynı zamanda diğer uygulamaların veya kullanıcının bu dosyaya erişmesini istemiyorsanız bu sefer ne yapmanız lazım? O dosyayı şifrelemeniz ve güvenli hale getirmeniz lazım ki başka kişiler buna erişmesin. Şimdi bu kavramlardan bahsettikten sonra ilk olarak internal storage'ın ne olduğundan bahsedeceğiz. Yine dediğimiz gibi bu dosyalar nereye kaydediliyor? Cihazımızın kendi iç hafıza birimine kaydediliyor. Default yani varsayılan olarak kaydedilen dosyalar sadece o uygulamaya özel dosyalardır. Diğer uygulamalar bu dosyalara erişemez. Kullanıcı da bu dosyaları kullanıcının da bu dosyaları görmesine izin verilemez. Ve de uygulamayı uninstall ettiğinizde ne olacaktır? Internal storage'a kaydedilen dosyalarda cihazdan silinecektir arkadaşlar. Şimdi burada gördüğünüz gibi internal storage var, external storage var. İşte buradaki gibi private file'lar, cache file'lar var. Bu yüzden bu anlatacağım bütün öğeleri bir tane sadece tek bir uygulama altında toplamak istiyorum. Bunun için de boş bir proje başlattıktan sonra gelin şuradaki activity main'e bakalım. İlk olarak bir buton koydum ve internal storage demo diye bu butona tıklanıldığında bununla ilgili activity çalıştırılacak. Bu aktivitemizde internal storage demo adında bunun arayüzüne bakarsanız şöyle biraz büyüteyim. Yapacağımız örnekte buraya bir dosya adı belirteceğiz ve buraya da bir şeyler yazacağız bu dosyaya kaydetmek için. Bu butona tıklanıldığında dosyaya verim kaydedilecek ve de bu butona tıklanıldığında başka bir aktivite açılıp bu dosyanın içeriğini veya dosya adı verdiğim diğer dosyaların içeriğini göreceğim. Daha sonra bir buton koydum. Bu butona tıkladığımızda internal storage'ı yani bu dosyaları nereye kaydediyor? Peti ne? Onun bilgisini burada verecek. Bu butona tıkladığımda o pet'teki yani o dosya yolundaki bütün dosyaların listesini verecek. Ben buradan dosya adlarını göreceğim. Buraya bu dosya adlarından birini yazıp bu butona tıkladığımda da o dosyanın silinmesini sağlayacağım. Internal storage anlatırken böyle bir depo uygulama kullanacağız. Bunları vakit kaybı olmaması adına ben önceden hazırladım. Zaten bu kodları da sizinle paylaşacağım. Bildiğimiz lineer layout'un kullanımı başka bir şey değil. Vakit kaybı olmaması adına bunu önceden hazırladım. Bir sonraki derste buradaki bütün alanları yapmaya çalışacağız. Bir sonraki derste görüşmek üzere.